Atatürk'ün o savaş anında bile ilerisi için öngörülerinden bahsetti. Bu sadece bir zeka işi midir? Atatürk'ün bu hissettiği, yaşadığı, bu kendine güven, bu basiret sahibi olmasını nasıl açıklarsın? Atatürk için ne dersin? Çok teşekkür ederim. Tabii ki bu sadece bir zeka işi değildir. Zeka tamamlayıcı bir unsur burada. Hakikaten bir deha çünkü Atatürk. Fakat bu bir iman kuvveti, Allah'a olan iman. Bu bir vatan aşkı, vatan sevgisi. Bütün bunların birleşiminde bir de kabiliyetler, Allah-u Teala'nın lütfettiği bir zeka ve kabiliyetler bir araya gelince hakikaten hem bu savaşta hem pek çok cephede hem de kurtuluş mücadelemizde Atatürk ne kadar özel bir insan olduğunu hep bize gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Hala önümüzü açıyor. Hala uyarılarıyla, ikazlarıyla önümüzü açmaya da devam ediyor. Ben burada Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün yerine birazcık daha değinmek istiyorum. Gençlerimiz için çünkü burada çok büyük ibretler var. Hepimiz için çok büyük ibretler var. Türk milletinin özünde o imanı taşıdığı zaman, o vatan aşkını ve bağımsızlık karakterini taşıdığı zaman neler yapabildiğini bize aslında çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ve bir şeyin daha altını çiziyor. Profesör Doktor Haydar Başbey'in söylediği, keşfinde yola çıktığı bir gerçek var. Allah bu kadar büyük başarıları, böyle büyük zaferleri sıradan bir insana nasip etmez gerçekten. Onun o Ehlibeyt'ten aldığı el, Ehlibeyt'ten aldığı nefesin onun hayatındaki yerini bize yansıyan güzellikleri tabii ki en güzel bir şekilde gösteriyor. Bakın şimdi Çanakkale Savaşı'nı sanki Mustafa Kemal Atatürk yokmuş gibi uzun yıllar anlatmaya çalıştılar. Yani gerçekten Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu ısrarla Atatürk, Atatürk, Atatürk vatandır çıkışlarına kadar işte Milli Kahramanlarımız programlarına kadar ve ondan sonra bile bir müddet daha sanki Çanakkale'de Atatürk yok. Evet Çanakkale'de çok büyük zaferler kazanılmış. İşte mucizeler ki gerçekten o mucizeler gerçekleşmiş. Hani çok özel kerametler gerçekleşmiş ve bu şekilde Çanakkale kazanılmış gibi anlatılıyor. Halbuki Çanakkale'yi Atatürk'süz anlamak mümkün değil. Ve Çanakkale zaferinin de Atatürk'süz kazanıldığını düşünmek çok büyük bir hezeyan. Yani şimdi isterseniz adım adım birazcık hani Tabii, çok tarihi tabii. şeylere girmeden bunlardan bahsedelim. Tabii ki bir tarihçiden dinlemek çok büyük bir keyif olur bunu oturup başından sonuna tek tek. Ama biz bir genel özet çıkartalım. Burada Atatürk'ün fonksiyonu nedir? Aslında Atatürk 1. Dünya Savaşı'na hiç katılmayabilirdi. Çünkü Enver Paşa aslında başında onu bu savaştan uzak tutmak istedi. Atatürk zaten aldığı galibiyetlerle ne kadar iyi bir asker olduğunu ispatlamış bir insandı. Ve Almanlarla bir ittifaka girmişti Osmanlı İmparatorluğu. Basit bir şekilde Çanakkale Savaşı'nın kazanılacağına inanıyordu o anki paşalar, bu işin öncülüğünü yapan, hani burada söz hakkı olan kişiler diyelim. Atatürk ise böyle bir savaşın olmasını hiç istemedi. Defalarca da bu konuda uyarılarını yaptı. Fakat savaş gerçekleşti. Bir şekilde işte Almanlarla bizim kurduğumuz ittifakın karşısında Fransızlar, İngilizler, pek çok ülke bir arada Osmanlı'ya karşı büyük bir mücadelenin içerisine girdiler. Burada Atatürk o dönemde Sofya Ateşesi olarak bulunuyordu Bulgaristan sınırları Evet. içerisindeydi ve Bulgaristan'da o dönemde henüz Osmanlı'yla sorun yoktu. Yani Bulgaristan topraklarında savaşla ilgili o dönemde bir tehdit yoktu ve Atatürk orada Bulgaristan ateşesi konumundaydı. Eğer yani istemeseydi şu savaşa hiç girmeyebilirdi. Hatta bakın savaş çıktığı zaman Enver Paşa'ya telgraf çekiyor ve diyor ki vatanın müdafaasına ait faal vazifelerden daha mühim. Çünkü Enver Paşa diyor ki o savaşa gitmek istiyor. Beni diyor orada vazifelendirin diyor. Enver Paşa buna karşı sizin için orduda her zaman bir görev var. Ancak Sofya Ateşi militerliği daha önemli gördüğümüzden sizi orada bırakıyoruz. Hani o vazifeniz çok önemli demeye getiriyor. Fakat Atatürk burada doğru ve yeterli bulmuyor ve diyor ki vatanın müdafaasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerliği yapamam ve müracaat ediyor. Atatürk o günlerdeki duygu ve düşüncelerini Fatih Rıfkı Atay'a anlatıyor. Bu benim için çok özel bir, izleyicilerimizin de çok dikkatle dinlemelerini istiyorum. Bakın biz şu anda nelerden şikayet ederiz ya da çocuklarımız bir şey yaptıklarında yaşadığımız anki sıkıntılardan, işte nasıl çile çektiğimizden şöyle de bunlardan hep şikayet ederiz ama bakın Atatürk'ün duygu düşünceleri nasıl? O Sofya dönemindeki o rahat günlerinden şikayet ediyor. Savaşa gitmediği günlerinden şikayet ediyor ve diyor ki o günlerde neler çektiğimi anlatamam. Gerekirse bir er gibi herhangi bir cepheye katılmaya karar vermiştim. Onun için Sofya'daki evimin
eşyalarını Fethi Bey arkadaşımla anlaşarak elçiliğe taşıttım. Hemen hareket etmek üzere küçük bir bavul hazırladım. Yani Enver Paşa'ya Aralık ayında mektup yazıyor, işte telgraf yazıyor artık neyse, ona ulaştırıyor meramımı. Ondan sonra da oradan olumsuz bir cevap gelmesi ihtimaline karşı o kadar sıkılıyor ki, o ocağın 20'sinde olması lazım onun işte 19. tümenin başına görevli olarak atanması. O arada hazırlıklarını yapıyor. Gerekirse bir er olarak cepheye gidecek. Normal şartlarda sıradan bir insan ne der? Ben zaten ülkemin pek çok cephesinde savaşmışım, mücadelemi etmişim. Demek ki devletin bana burada bir görev vermiyorsa ben de burada bunun defasını sürerim tabiri caizse. Ama Atatürk öyle bir insan değil. Orada bir savaşın çok korkunç boyutlarda olduğunu biliyor, bir şeyler yapabileceğini biliyor ve cepheye gitmek için çok ciddi mücadele ediyor. Yani sadece cephede mücadele etmiyor. Önce bu savaş çıkmasın diye uğraşıyor. Sonra cepheye gitmek için uğraşıyor ve sonra cepheye gittiğinde de ilginçtir. Mücadelesi sadece düşman kuvvetleriyle olmuyor. Aynı dönemde Limon von Sanders Paşa da aynı bölgede ondan daha üst bir görevli olarak bulunuyor. Ve onun kıyı tertibatında yapmaya çalıştığı savunmayı Alman general onaylamıyor. Kıyı şeridinin boş kalmasına sebep oluyor. Aslında Atatürk daha sonra hatıralarında diyor ki hiç Seddülbahir'e ve işte oradaki düşmanın ayak bastığı hiç çıkmadan, hiç içerilere girmeden de bu savunma ile durdurulabilirdi. Fakat işte Alman general maalesef yanlış tercihleri, yanlış kararlarıyla bunun önünü kesiyor. Orada Mustafa Kemal kendisi zaten şey alıyor, kendi inisiyatifi eline alıyor ve o inisiyatifle hareket ediyor. Mesela istiyor ki Seddülbahir'i savunmak için kaba altı olması lazım diğer şey. Yani o cepheleri, kıyı cephesini savunmak için bir tümenden daha fazlası var diyor. Fakat Alman general buna müsaade etmiyor. Osmanlı da onun yanında yer aldığı için. Elindeki, avcundaki bütün askerle orayı savunmaya çalışıyor ve çok büyük bir başarıya imza atıyor. Aslında kendi toprağını bir Alman vasıtasıyla savunmaya çalışmak da nasıl bir mantıktır? Yani? Yani aslında baştan sona garabet. Çünkü kara savunması başlamadan önce aslında Fransızlar, İngilizler denizden geçmeye çalışıyorlar. Denizden geçmeye çalışırken de işte o hepimizin bildiği Seyit Onbaşı'nın mucizevi hareketi, iman kuvvetiyle dolu hareketi, Nusret Bay'ın gemisinin döşediği mayınların patlaması, bütün bunlar yaşanırken aslında savaşın bir de başka bir gerçek yönü var ki Almanların yaptığı, kurduğu hiçbir tertibat işe yaramıyor. Aslında tabii olay bu noktaya da gelmeyebilir. Çok daha büyük başarılara imza atılabilir. Çok daha önceden durdurulabilir. Fakat 2. Abdülhamit döneminde maalesef donanmamız çürümeye bırakıldığı için ancak bu şekilde alınan tertibatlarla durdurulmaya çalışıyor ki yine Osmanlı'nın depolarından çıkan eski mayınlar savaşın kaderini değiştiriyor. Yani Almanların bize bu konuda maalesef hiçbir katkısı olmadığı gibi hatta bazı cephelerde diğer Haçlı kuvvetlerinin diyelim aldıkları galibiyetler karşısında Almanların bunu kutladıkları durumlar bile gözlenebiliyor. Atatürk çok basiretli ve ferasetli bir insan. Hani bu savaşın girilmesinde hiçbir şekilde bir rol sahibi değil. Fakat bu savaşın Çanakkale'nin geçilmez olmasında Atatürk'ün rolünü asla küçümseyemeyiz. Asla onsuz Çanakkale'yi anlatamayız. Ancak Çanakkale'yi anlayacaksak Atatürk'le birlikte anlamak zorundayız. Yıllarca biz sanki Çanakkale'de Atatürk hiçbir şey yapmamış. Ya sadece işte oradaki savaşı bir bölüğü yönetmiş ve tek bildiğimiz cümlesi neydi? Biraz önce Sabiha Hanım'ın işte okuduğu askerlerin siperde nasıl Allah'a koştukları. Bunun dışında bildiğimiz hiçbir şeysi yoktu. Ama öyle haller yaşanıyor ki şimdi kerametler, orada yaşanan mucizevi hallerden bahsediliyor. Yine Çanakkale'de öyle çarpışmalar gerçekleştiriyor Atatürk'ün kumanda ettiği cephede. İngiliz askerlere diyorlar ki karşıdan dürbünle baktıkları zaman saflar arasında dolaşan bir komutan görüyorlar. Sarışın bir komutan diye bahsediyorlar. Sarışın bir komutan görüyorlar. Bu kayıtlara da geçiyorlar. Diyorlar ki efsunlu komutan. Yani kurşun ona işlemiyor. Atatürk'e de bu sorulduğu zaman diyor ki kurşun diyor kendisinden korkanı bulur. Çok ilginçtir ve gazi olması da yine Çanakkale Savaşı'nda gerçekleşir. Biliyorsunuz saatine geliyor şarapnel parçası. Ve gerçi daha önceki bir cepheden de yine gözüyle ilgili bir şey yaşıyor. Atatürk gerçekten sonuna kadar vatanı için mücadele etmiş. Gazi lakabını sonuna kadar hak etmiş. Çok büyük bir kumandan, çok büyük bir insan. Hakikaten çok Atatürk özel bir insan. Atatürk çadırında oturup da karşıdan savaşı izleyen komutanlardan değil. Yani değil. Bizzat askeriyle beraber orada bizzat bulunan. Ve orada yine askerle ilgili ben ilk defa bu yıl öğrendiğim bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Seddülbahir'e askerler çıkacak. Atatürk oraya 57. alay olması lazım. Onları yönlendiriyor. Ben de diyor arkanızdan geliyorum diyor. Siz diyor elinizde ne varsa bütün imkanlarınızda diyor kıyı şeridini savunun diyor. Ama öyle bir noktaya geliyor ki bu çatışma sonunda artık silahları bitiyor.
her türlü imkanları yapıyor ve orada bir Mehmet Çavuş var, bir galı Mehmet Çavuş. Hiçbir şeysi kalmayınca taşla mücadeleye başlıyor. Artık bulduğu taşları askere atıyor. Süngülerle mücadele ediyorlar ve Atatürk oraya gittiği zaman Mehmet Çavuş'u buluyor. Bu şekilde elindeki bir şekilde de Allah ömür veriyor demek ki. Yani bütün imkanlarıyla nasıl savunduğunu görüyor. Ondan sonra ona bir ünvan veriliyor. Bu konuda tebrik ediliyor daha sonra devlet kademelerince. Ve o tarihten sonra da Türk askerinin adı Mehmetçik oluyor. Yani çok ilginç, öyle şeyler yaşanıyor ki Çanakkale'de. O andan sonra artık bütün savaşan askere Mehmetçik denmeye başlanıyor. Bütün bunlar tabii oradan söylenecek çok şeyler var ama bugüne kadar bu benim karşıma çıkmamıştı. Onu dedim tekrar bir hatırlatayım. Daha pek çok Kabatepe'den bahsettik, Seydülbahir'den bahsettik. Buralarda düşmanı durduruyor. Çok büyük mücadeleler veriyor. Çanakkale geçilmez oluyor. Tabii bunun sonucu hiç mi bir şey, çok büyük şeyler oluyor. Mesela Çanakkale geçilmez olduğu için Ruslara yardım ulaşamıyor. İngilizler, Fransızlar Ruslara ulaşamıyor. Ve Rusya'da Çarlık Rusyası çöküyor. Çarlık rejimi çöküyor. Evet. Ve o tarihten itibaren milli mücadele boyunca Rusların karşımızda değil, tam tersine yanımızda yer aldığını görüyoruz. Bakın böyle büyük bir insan aldığı aslında kararlar... Aslında kaderini değiştiren evet, bir şey. Evet, kaderini değiştiren bir şey. Yaptığı faaliyetlerle öyle bir şeye çok uzak noktada bile... Yine bu millete ve bu devlete yarayan sonuçları barındırıyor yaptığı tabii 1916'da işler. Da Gelibolu'yu terk ediyorlar İtilaf evet. Devletleri. Dediğin gibi ardından Rusya'nın çöküşü var. Tarih bir farklı sayfa açıyor önümüze. Evet, Allah'a çok şükürler olsun. Bütün planlar bozuluyor. Belki Osmanlı'nın yıkılması durmuyor. Belki topraklarımızın parçalanmasının önüne geçemiyor. Fakat daha sonra yapılacak olan milli mücadele için büyük başlangıçlar yapıyor. Artık adına Mehmetçik denilen Türk askeri kiminle yola çıkabileceğini biliyor. Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyor, önderini tanıyor, liderini tanıyor. Ve orada Doğu Cephesi garanti altına alınmış oluyor. Böylece Doğu Cephesi'nden, Rus kanadından artık Türk topraklarına bir saldırı gerçekleşmediği gibi milli mücadele destekleniyor. Hakikaten Çanakkale Savaşı çok büyük fedakarlıklarla yapılmış, kuvvet dengesizliklerine karşı kazanılmış çok büyük bir zafer. Ve kurtuluş mücadelesinin temelleri Çanakkale Savaşı'nda, Çanakkale Zaferi'nde atılıyor. Biz burada Çanakkale Savaşı'nı atlayamayız. Oradaki şehitlerimizin belki şefaatleriyle, onların destekleriyle kurtuluş mücadelesi gerçekten bu seviyede büyük bir galibiyetle sonuçlanıyor. Bunu zaten atlamamız, bunu geçmemiz mümkün değil. Ama şunu da unutmamamız lazım ki Çanakkale'yi anlamak istiyorsak Atatürk'ün oradaki rolünü bilmek ve kabul etmek zorundayız. Ancak Atatürk gibi bir lider böyle bir savaşın kaderini değiştirebilirdi. Ve gerçekten tarihte bu gerçek oluyor. Burada tabii birine daha hakkını teslim etmemiz lazım. Çünkü bütün bunlar aslında bilinmeyen gerçekler değil. Hani bizim bu söylediğimiz şeylerden çok daha fazlası teferruatlı bir bilgi şeklinde. Hepsi kayıt altına alınmış. Atatürk'ün hatıralarında kayıt altına alınmış. Nutuk'ta kayıt altına alınmış. Osmanlı arşivlerinde kayıt altına alınmış. Ağızlar arşivlerinde. Evet, yabancı arşivlerde kayıt altına alınmış. Bunların hepsi var. Fakat bütün bu gerçeklere rağmen öyle bir oyun oynandı ki bu ülkede millet neredeyse atasına düşman haline getirildi. Yani çok ilginçtir ve çok farklı bir atayı seven insanların önüne de çok farklı bir Atatürk modeli kondu. Yani bütün bu gerçekler bir tarafa atıldı. Sanki apayrı bir Atatürk, sevenler kimi sevdiğini bilmiyor. Sevmeyenler niye sevmediğini ve kimi sevmediğini bilmiyor. Böyle bir ortam oluşturuldu. Mesela sevmediğini söyleyen insanlar Çanakkale'yi ziyarete gidiyor ama Atatürk'ü anlamıyor. Atatürk'ten bir haber gidiyor. İşte hoşaf kaşıklıyor ama bunun ne demek olduğunu, o açlığı kimin çektiğini, hangi komutanın rehberliğinde o hoşaf kaşıklayan aç bir ilaç askerlerin böyle bir kahramanlık gösterdiğini farkında bile değil. Çünkü Atatürk'ten önce deniz müharebesi var. Orada zaten çok fazla şehit yok. Var ama öyle kara mücadelesindeki gibi bir 300 bin kişilere ulaşan bir şehit tablosuyla karşılaşmıyorsunuz. Deniz Muharebesi'nde daha çok işte mayınların patlatıldığı, bataryalardan asker saldırıldığı bir dönem var. Evet, bomba düşüyor. Oradaki bütün askerlerin şehit olduğu oluyor ama diğerisi gibi değil. Asıl mücadele kara mücadelesiyle başlıyor ve bunun başında da Mustafa Kemal Atatürk var. İşte o hoşaf kaşıklayan askerlerin başında o var. Onun verdiği, onun aldığı kararlarla bu zafer kazanılıyor. Çok ilginç yani. Öyle büyük oyun oynanmış ve biz öyle akli melekelerimizi yitirmişiz ki. Gerçekten topluma akli melekeleri yitirtilmiş. Ama Allah'a çok şükürler olsun. Bu toplum Atatürk yetiştirmeye devam ediyor. Ve bu toplumun içerisinden
bir Atatürk daha yetişti ve tekrar o dağılmış, o işte biraz önce dediniz ya Çanakkale Birliği'nin şeyidir. Bizi tam paramparça etmek üzereyken Profesör Doktor Haydar Başbey gibi bir lider ortaya çıktı. Aynen Atatürk'ün yaptığı gibi kaç cephede savaş verdi. Bakın belki savaşlar topla, tüfekle, merveyle verilmiyor. Çünkü artık. Evet, farklı bir dönemde yaşıyoruz. Diyalog faaliyetleri başladı. İtikadi açıdan o cephenin başında bakıyorsunuz kumandanı kim? Profesör Doktor Haydar Baş. Ondan sonra bakıyorsunuz Kürt-Türk diye milleti ayırmaya kalkıyorlar. Bakıyorsunuz o cephede biz hepimiz biriz, bir bileğimi kesteler Türk kanı, bir bileğimi kesteler Kürt kanı akar. Ben dağdaki teröristime de iş sağlayacağım, güç sağlayacağım, bu milletin bütün fertlerine sahip çıkacağım deyip onlar için çözüm üreten, vatandaşlık maaşını üreten bir Haydar Baş gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Bu cephede de bakıyorsunuz yine kumandan Profesör Doktor Haydar Baş. Sonra milleti askerine düşman ediyorlar. Asker dinsizdir, asker şöyledir, asker böyledir. Yine o cephede bakıyorsunuz. Asker olmazsa burada seccadeni seremezsin diyen bir Profesör Doktor Haydar Baş gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Ya sonra Alevi Sünni diye bölmeye çalışıyorlar toplumu. Yine bir bakıyorsunuz o cephede ilmi delilleriyle, Ehl-i Beyt külliyatıyla, kongreleriyle milleti bir yapan, beraber yapan tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir diyen bir kumandanla karşılaşıyorsunuz. Profesör Doktor Haydar Baş gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz ve maalesef Atatürk'e yaptığımız, şu ana kadar diyelim en azından, Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e de yaptık. Onun bütün bu sağladığı imkanlardan yararlanıp onu görmezden geldik. Yok saydık ama artık Allah'a çok şükürler olsun toplumda da çok büyük bir uyanış var. Atamızı da çok seviyoruz, onu biliyoruz. Çanakkale'yi andığımızda onunla birlikte anlayacağımızı, geleceğimize onunla birlikte güzel bakabileceğimizi biliyoruz. Ve şu anda Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i de anlamaya başladığımızı düşünüyorum. Zaten bu bir toplum bir ve beraber kalabildiyse onun çabalarıyla, onun Hoca Atatürk kimliğiyle kaldı zaten. Atamızı da onunla tanıdık. Allah'a çok şükürler olsun bu toplum her ne kadar hafızasını çok çabuk kaybetse, çok çabuk dağılsa bile her toplumun kendine ait bir kimliği var. Bu toplumda da böyle bir yön var. Atatürkler yetiştirmeye devam ediyor ve onunla birlikte mücadele verdiği sürece de bu toplumun sırtını, bu milletin sırtını hiç kimse yere getiremez diyorum. Şu anda verilen mücadelelerin de bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Haklısın. Seçil Türk milleti tarihi boyunca bir sıkıntıya düştüğünde ve badireye düştüğünde hakikaten ben hep geçmişte söylerdim Türk milleti naz ehli Allah katında diye. Her zaman Yüce Allah Türk milletini oradan çıkartacak bir el gönderir. Şimdilerde de bu sıkıntılarımızı giderecek yine bir el gönderdi bize. Günümüzün Hoca Atatürk'ü, Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey, milli ekonomi tezleriyle, işte bahsediyoruz Hoş Geldin Atatürk eseriyle, Ehl-i Beyt külliyatıyla ve daha nice 50 tane eser bize bir ışık, bunlar bize bir yol oldu.